Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda size bayağı güzel bir şeyler anlatacağım, göstereceğim. Sizin fikirlerinizi de alacağım. Bildiğiniz üzere geçenlerde bir oyuna 10 GB'lık güncelleme geldi. Yok lan, 10 GB. Pardon. 10 MB'lık bir güncelleme geldi. Oyun 10 GB bile değil ya. Neyse, bu güncellemede arkadaşlar birkaç şeyler değişti. Onları göstereceğim. Yeni gelecek olan şeyleri göstereceğim. Bayağı bir yani bir tanesi hele böyle bekliyorduk. Instagram'da, TikTok'ta da görüyorduk. Böyle videoları paylaşılıyordu. Tabii o değil ama oradaki montaj dedik. Bu da gelmez yani diyorduk. Ama geliyor yani. Şimdi ondan önce arkadaşlar şöyle bir ne yapalım? Birkaç tane sorunuz var. Onları bir cevaplayalım. Ondan sonra da hemen olaylara geçeceğiz abi. Zehra Ece YouTube soru. Abi sende etkinlikler kurt diye etkinlik var ama o bende yok. Nasıl getiririm? Ya şimdi bu tamamen bölgeyle alakalı. Benim bölgem Amerika gözüktüğü için bende başka etkinlikler oluyor. Ama yani %90 etkinliklerimiz aynı. Yani şöyle gösterirsem. Mesela etkinlik kısmına girelim abi. Bunlar var sizde. Bunlar bende de var. Ama mesela sizdeki nazar boncuğu etkinliği bende yok. Senin dediğin şu herhalde Pumpkin Parti etkinliği. Bu da sizde var mı bilmiyorum. Vardır herhalde. Ya bendeki etkinlikler bunlar. Sizde olan ya da olmayan. Mesela şu var bende. Bu sizde var mı bilmiyorum. İşte paraşüt falan alıyorsun. Böyle. Ya farklı olduğu zamanlar oluyor. O da bölgemizden dolayı. Uğur Keskin soru. Öldürme mesaj araba gelir mi demiş. Mesela arabayla birini ezince. Şimdi sen burada PUBG Mobile'in kafasına bir şey düşürdün yani. Büyük ihtimalle bunu söylediğimizden sonra illaki böyle bir şey gelir. Arabanın seviyesini yükselteceğiz. Ondan sonra öldürme mesajı gelecek. Ondan sonra öldürdüğün adamın bir de hangi arabayla vurduysan, öldürdüysen böyle küçücük böyle bir araba olsa oluyor ya böyle sandığı. Olabilir aslında, mantıklı. Bence gelebilir. PUBG Mobile bunu düşünür yani. Ömer Faruk Tilki. Abi lütfen al. 5 defadır yazıyorum sorum. 1.1 güncellemesi ne zaman gelecek? Lütfen al demiş. Şimdi 1.1 güncellemesi ben sana bak. Ya %100 ya da çok yakın tarihini söyleyeceğim. Bunun için ilk başta bir Royal Pass'ta açıyoruz. Tamam mı? Şurada tarihe bakıyoruz. Tamam mı? Tarih eskiden burada yazıyordu. Buraya almışlar. Kasım'ın 15'i sezon 15 bitiyor değil mi? Kasım'ın 15'i bitiyor. Büyük bir ihtimalle %99.9 Kasım'ın 7'si ya da 8'i, 6'sı da olabilir biliyorum ama büyük bir ihtimalle 7'si ya da 8'i yeni güncelleme gelir. 1.1. Yani şu an ayın 22'si. Bir 2 hafta var. 2 hafta sonra da yeni güncellemeye kavuşuruz. Evet arkadaşlar, şimdi soruları geçtik. Gelelim asıl meseleye. 10 GB değil tabii. 10 MB'lık bir güncelleme geldi. Başta biraz karıştırdık. Şuraya geldiğimizde şurada bir tane bir harita bırakmışlar yere. Çizim var daha doğrusu. Abi şimdi bu ne alaka diyorsun? Hiç böyle ortalıkta olan bir şey değil yani. Metro Royale modda böyle bir bina görmedim ben. Hani oradan bir şey olsa. Yani bu neyin şeyi? Veyahut da 20 karakterin geleceği şey mi? O da olabilir. Ya da farklı bir mod da olabilir. Bu arada bu binayı ben ilk gördüğümde direkt Paramo'nun, biliyorsunuz PC PUBG'ye Paramo haritası geldi. Oradaki bina çizimleri var. Biraz ona anımsattım. Ama sonradan aklıma bir şey geldi. Binanın biraz daha başka bir resmi daha var. Onu da inceleyeceğiz. Lan dedim, acaba bu şey mi? Ne derler ona? Bir saniye. Onu da göstereceğim şimdi. Şu bina mı? Yani binalar biraz bak, sol tarafta işte havuzu vardır büyük ihtimal. Birbirini hani anımsatıyor. Benziyor diyebilirim biraz. Peki bu bina kimin binası? Hayır, benim binası. Tony Stark'ın binası. Yani acaba diyorum, şimdi Çin PUBG'ye biliyorsunuz Iron Man gelmişti. Iron Man modu yani, böyle uçuyorsun falan, adamlara vuruyorsun. Acaba diyorum onunla alakalı bir şey mi? Öyle bir şey mi gelecek? Veyahut da tamamen yeni bir haritanın şeyi mi? Ne derler ona? Önceden bize böyle ipucunu veriyorlar. Sızıntısı mı? Yani bilemedim.
Yorumlara yazın. Şimdi binanın diğer kısmını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bak bende resmi var. Gördüğünüz gibi ekranda. Şimdi altta bir de farklı bir resim var. Şöyle resmi büyütürsek arkadaşlar. Görüyor musunuz şurayı? Şurası soldaki bina biraz Sukul'un spor salonu kısmına benziyor. Ama değişik. Sanki bir AVM tarzı. Ne bileyim. Ama şurayı da dikkat ederseniz gençler. Biraz daha yaklaştıracağım. Şu kısımda bakıyorum abi şuraya, tamam mı? Burası binanın plan kısmı. Masalar var, görüyor musunuz gençler? Küçük küçük. Etrafında sürekli sandalyeler var. Farklı farklı yuvarlak masalar var. Böyle biraz C şeklinde masalar var sağ tarafta, görüyorsunuz. Sanki burası bir kumarhane gibi geldi bana. Olabilir mi sizce? Yani çok dikkatli bakın abi. Bak birazcık daha bunu ben yakınlaştıracağım. Daha net olsun diye. Biraz daha büyütelim bunu biz. Abi şuna baksanıza. Şu masalara. Öyle değil mi? Yani kumarhane masaları gibi duruyor. Bana öyle gibi geldi. Burası böyle arkadaşlar. Ayrıyeten şöyle bir lobi yaparsak. Aslında oradaki resim üzerinden göstermeye devam edelim. Oyuna yeni gelecek. Şöyle. Ağaçlarımız var. Bu ağaçları zaten biliyorsunuz. Hangi ağaçlar olduğunu. Cadılar Bayramı'nda böyle enteresan ağaçlar geliyor. Ayrıyeten lobimiz arkadaşlar değişiyor. Şöyle bir yine kürsü mü diyeyim ya da böyle stand gibi bir şey o gelecek. Oyun bekleme lobisine. Gördüğünüz gibi Cadılar Bayramı ile alakalı. Bu da oyuna ekleniyor arkadaşlar. Şimdi gelelim babaya. Baba ne? Tabii ki Lamborghini meselesini arkadaşlar. Oyuna Lamborghini geliyor. Vallahi geliyor, billahi geliyor. Ama ne zaman geliyor bilmiyoruz. PUBG Mobile'in şöyle size görüntüsünü paylaşayım. Birkaç tane daha araba geliyor bu arada. Sadece şey değil. Ne derler ona? Lamborghini değil. Lamborghini bu. Gelecek olan Lamborghini arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi gayet güzel bir araba. Öyle bakıyoruz. Peki bunun şöyle bir tarzı geliyor. Farklı. Şu Cars araba, biliyorsunuz Cars'ı biliyorsunuzdur değil mi? Bir dakika. Çizgi film var. Çizgi film diyorum. Animasyon filmi. Oradaki arabalara benziyor. Şunu kapatırsak böyle bir araba var. Gördüğünüz gibi. Bu da Lamborghini'nin önden görünüşü. Arkadaşlar. Bu arada ben şunu koymamış mıyım? Bir resim daha vardı. Ha, onu da koyayım abi hızlıca. İşte böyle bir resim var arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaki oyun bir iki saniye durmuş olabilir. Sağ tarafta üstte görüyorsunuz Lamborghini yazısını. Daha doğrusu PUBG Mobile yazısını. Böyle. Yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Merak ediyorum. Sizce araba bence güzel ama diğer bu evle alakalı şeyleri de yazabilirsiniz yorumlara. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.